Günaydın Tarimeydi kardeşim. Günaydın abi. Şey ilgini çeker diye düşündüm. Dışarıda Şebnem Ferah imza dağıtıyordu ha. Ne diyorsun abi? Vallahi ya. Eğer göremezsen bence ısrar et. Çünkü şiş diye gider gibi de bir hali vardı. Koş yetiş! Koş! Bu kimlere neler girmiş. Sayın Cem Onaran, genel müdür. Müdür büyük ya. Sayın Burhan Altıntop, idare müdürü. Cem şimdi genel müdür olmadığına göre mantıken baktığımız zaman büyük hediyenin benim olması gerekiyor. Mantıken. Mantıken. Evet. Şunu alayım. Bunu da alayım. Onları da aldım. Ay kan çekiyor ya. Ne var burada? Selin yere bakan. Aa, bu kız yok ki burada. Neyse, ben yine de alayım ayıp olmasın. Ay nasıl kan çekiyor ya, tekrar geri bastım. Gelin arkadaşlar, gelin gelin. Merhaba İffet abla, Tasmiye amcacığım, biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Ay ay, o kim ayol? Benim İffet teyze, Taceddin. Oo, bize neler getirdin böyle Taceddin? Yok Tahsin Bey amca, bunlar benim ofise gelen yılbaşı hediyelerim. Ben şimdi idari müdürü olduğum için diğer şirketlerin gözünde böyle bir hatırım var. Ondan dolayı yani. Arkadaşlar arabadan buraya kadar sağ olsunlar yardım ettikleri için öyle yani. Kız ben o kadar kozmetik editörüyüm, bana hiçbir şey gelmedi be. Şaşırdım. Demek ki size uygun bir hediye bulamamışlar Şahin. Vay. Geldiniz mi gençler? Hadi mutfağa. Yemek yapıp yiyeceğiz yenge. Oh ne güzel vallahi, aferin. Geç Şayka, geç tatlım. Burhan Hanım görüşürüz. Tamam tatlım. Yalnız Şayka Hanım o torbadaki ne acaba benimkiyle karışmasın da. Hayır yavrum ya, bu benim Sacide aldığım hediye. Aa sen de aç gözlü müsün nesin? Tamam o zaman tamam. Tacı sen onları bırak bakayım oraya. Aman aman bir şey olmasın, bırak şimdi. Aman, aman, aman Tacı. Şu ceplerini de bir kontrol etsene, bir şey kaçmasın oraya. Ne kaçacak ya? Deli misin lan be? Ha, çünkü bende sayıları belli de ondan notunu aldım. İpot, ben şimdi bunları teker teker sayılarını çıkartayım. Demirbaş dökümlerini ortaya koyayım. Ondan sonrasında gelip burada şov yapacağım. Ya bu Sacit bayağı bağlandı Şahika'ya değil mi İfo? Hiç beklemezdim bizim haytadan. Ya, yemek yapacaklarmış arkadaşlarla. Osman Bey de davet etse miydik acaba? Ayıp olmasın. Olmaz, olmaz. Hele mahkeme bitsin, sonra düşünürüz. Bütün çocuklar bir... Tamam İfok, konu kapandı. Ayol Burhan, eli kolu dolu geldi. Senin hediyelerin bu kadar mı bu sene? Ben de anlamadım ya. Bugün bu kadar geldi. Plof. Plof. Yılbaşı ruhuna bayılıyorum ya. Ya işte basın sektöründe zirvede olmanın faydaları İfot, görüyorsun değil mi? Bir Burhan Altıntop kolay yetişmiyor. Kazan beğendin mi? Ay çok beğendim. Çok yakışmış. Güle güle giy. Ya o biraz kadın kazağı gibi değil mi Burhan Bey? Size mi gelmiş o? Evet, bana gelmiş. Bir defa hediyeler en yüksek mertebeye gelir. En yüksek ki o da idare müdürlüğü. Ondan dolayı gelmiş. Unutma. Hediyeler isme değil, titreye gelir.
Burhan, ya orada fazladan bir ajandan var mı bana? Yok. Nasıl yok? Ya baksana, 6 tane ajan da var orada. Ha. Hepsi lazım, ihtiyar. Kusura bakma. Ben de bir tane var baba, ben onu sana veririm. Kozmetik setinizi çok beğendim Burhan Bey. Lemlendiriciler, maskeler falan. Sağ ol Makbili. Bana hediye etsenize. Ya sen niye hediye edeyim ki ya Makbili? Bunlar tanıtım maksadıyla gönderiliyiz. Ha niye hediye edeyim ya? Ama kadın şeyse. Ne ilgisi var Makbili? Ya şu kafadan kurtul, şu kırsal kafandan. Nişan taşına gel. Antenlerini aç biraz, kırıl biraz ya. Bak geriye bak, gördün mü? Hemen de bozuldu. Dur sana bir şeyleri bulalım. Hediye. Şık 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 şık. Şık şık. Ne olabilir? Ah, nadide bir parça. Al. Bunu odana asarsın. Bunu gördüğü zaman da her zaman beni hatırlarsın. Bu ne ya? Kozalak mı veriyorsunuz bana? Ne yapacağım ben bunu ya? Aa, beğenmediysen geri ver. Burhan Bey, bu şiddetli geçimsizlik için gelip şahitlik yapacaksınız değil mi? Bakın başkasını aramıyorum ha. Yapacak dedik ya kızım. Ben onun kafamda provalarını yapıyorum zaten. Ha, ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Ne diyeceksiniz mesela? He. Şöyle bir şey düşündüm aslında. Ha. Dur, havaya gireyim. Sayın Yargıç, 22 Kasım gecesiydi. Saat 1 sularıydı. Telefonum acı acı çalmaya başladı. O dakikalarda arayanın üst komşum Bayan Sütçüoğlu olduğunu bilmiyordum. Heyhat! O telefonun can hıraş bir imdat çığlığı olduğunu kim bilebilirdi ki? Bu ne Burhan Bey ya? Ah, Cem'in sana yaptığı eziyetleri polisiye bir dille anlatıyorum ki belki deveyi hapse bile atarlar. Ay çok güzel olur, harika. Ya saçmalamayın Burhan Bey, böyle olmaz ya. Olmadı mı ya? Olmadı ya. Böyle niye saçma sapan şeyler yapıyorsunuz? Sadece gideceksiniz mahkemeye. Geçinemiyorlardı, kavga ediyorlardı. Ayrılsınlar diyeceksiniz, bitecek gidecek. Ay niye benim hayatım bu kadar zor ya? Öyle kuru kuru anlatmaya hangi hakim inanır be abigizil kızım ya? Hay Allah. Acaba başka bir performans mı düşünsem? Daha dramatik mi alsam? Yunan tragedyaları mantığında mı alsam acaba? Ay vallahi nasıl alırsan al, yeter ki söyle. Ay hayırlısıyla bu hafta bitiyor bu iş. Hey. Nizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.